Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz mübarek Ramazan yaklaştı. Ben de bununla ilgili acizane kendi fikirlerim için bir paylaşım yapma gereği duydum. Arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan'ın gelmesiyle birlikte bir sürü fakir insan oruç tutarak fakirlerin halinden anlamaya çalışıyor. Zamanında ben de tuttum. Ama gerçekten de oruç o fakirlik hissiyatı, o açlıkla terbiye etme olayı çok uzunca bir konu. Ve bütün dinlerde bu var. Çünkü bütün dinlerde yani bütün toplumlarda insanın bir şekilde eğitilmesi gerekiyor. Nedeni de toplumsal bir varlık olmaya çalışılan insan aslında tamamen hayvansal bir varlıktır. Yani kendi içgüdüleriyle hareket etmeye başlar. Öyle 5 bin, 10 bin insanı bir yere ya da şu anda milyonlarca insanı bir şehre tıkadığınız zaman orada o kurallar çerçevesinde yaşaması gereken insanlar maalesef çoğu zaman bunu eline fırsat geçtikçe ne yapıyorlar? Değiştirebiliyorlar. Neyse bu şekilde konuşmaya devam edip de sizi sıkmak istemiyorum. Çünkü biliyorum bu şekilde konuşma seviyesi bayağı sıkıcı oluyor. Ben tamamen gerçekten şu anki durumla ilgili bahsetmek istediğim bir şey var. Normalde çalıştığım yerde yemek yiyordum. İşte çalıştığım yerde bıraktım. Bu yüzden kendi yemeğimi de kendim yemeye çalışıyorum. Ama ben olabildiğince sağlıklı beslemeye çalışıyorum. Şu anda göstereceğim yemek gerçekten sağlıklı ve kaliteli bir yemek. Hani fakir yemeği gibi görünecek ama aslında zenginlerin de yediği bir yemek. Şöyle göstereyim. Bu ot yani bu şey yulaf, işte muz, yoğurt falan. Yani şöyle bir kamerayı şöyle bir çekeyim de sofram gözüksün. Böyle bir sofram var ve sofrada sadece şu anda bak şu kaşığı kullanıyorum. Bu tahta kaşık. Bir tane tahta kaşık. Tabağım bile plastik bir tabak. Şimdi şunu ben çoğu zaman yemeği zaten hani dışarıda yiyorum. O ayrı bir konu. Bir sürü yerde iyi değilim. Aç da kaldım da. Şu anda bu yemeği yerken mesela bana ne ya? Bana ne abicim ya? Kim? Neyse abi konuş gerek yok. Abicim beni dinleyen varsa ben buradan söylüyorum. Gerçekten fakirlerin halinden anlamak istiyorsanız önce bir zengin olmanız lazım. Tamam mı? Yani zengin olursan fakirin halinden anlarsın. Sence sen zengin misin? Bu bir. İkincisi, eğer sen zaten bu videoyu izliyorsan fakirsindir. Çünkü zengin bir insanın bu videoyu izlemesine vakti yoktur. 3. Lütfen kendini arındırmak ya da bir şekilde geliştirmek istiyorsan ciddi anlamda bunu oruçla da yapabilirsin, bunu sporla da yapabilirsin ama bunu gerçekten yap. Yani sırf işte klasik bir şekilde olduğu gibi yapma. Ama her şeye rağmen orucu tutmak sana iyi geliyorsa ve toplum içerisinde mutluysan orucu da tut. Sıkıntı yok ama çalışıyorsan özellikle zayıfsan lütfen bunlara dikkat et. Bak dinine bağlıysan bile din içerisinde böyle bir şey yok. Ama tabii herkesin dini kendine. Aslında konuşmak istediğim bir sürü şey var. Gerçekten var. Ama hepsini sonucunun hani rakamların matematikte vardır ya mesela 3 çarpı 5 çarpı şu bu bilmem ne falan filan soru sorarlar böyle. En sonunda bir işte çarpı 0 bilmem ne derler. O sen aslında çarpı 0'ı dikkat etsen çok kolay iş bitiyor. Niye? Çünkü çarpı 0'dan sonrası hep sıfırdır. İstediği kadar orada bölme olsun, rakamlar çok olsun, az olsun, rasyonel olsun, irrasyonel olsun. O 0'ya geldiği zaman 0 eşittir zaten 0. Dolayısıyla da ben de şimdi ne kadar konuşsam konuşmaların hepsi sıfıra çıkacak. Herkes yine kendi bildiğini bilecek. Ben yine de ana olsun diye kendi fikrimi söyleyeyim. Abicim ben Kore yemekleri yiyorum. Çok güzel yemekler yedim. Şimdi düşünün ki siz oruç tutarak bak düşünün ki mesela siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Oruç tutarak Kore yemekleri yemek istemiyorsunuz. Ya zaten siz isteseniz de Kore yemeği yemezsiniz ki. Değil mi? Yani anlatabiliyor muyum olayı? Yani mesela diyorsun ya ben aç olayım işte fakirin halinden anlayayım. Ya sen zaten hani zaten açsın. Tamam mı? Bak zaten açsın. Zaten kurbandan kurbana et diyorsun. Anladın mı? Tamam canım. Görüşürüz.